Yeküplü terimin kat sayısı. Biz genel bir terim yazalım. 5, 5. kuvvet olduğu için 5'in reeli kombinasyonu diye başlatıyorum. Çarp 2x çarpı eksi y. Temel kuralımız şu. Buraya getirdiğimiz sayı ikinci terimin üstüne de gelmek. Şurası r olacak. İkisinin toplamı 5 etmeli. Yani birinci terimin önüne 5 eksi r gelecek. Şimdi bu ifademiz y küplü olacakmış. Y küp sadece şuradan gelebilir. Y'lik kısım burası olduğu için. Y küp olması için de r'mizin kesinlikle 3 olması lazım. Burası 3 olmalı ki y küp olsun. Şimdi r yerine 3 yazarak bu ifadeyi tekrar oluşturuyorum. 5'in üçlü kombinasyonu çarpı 2x üzeri r yerine 3 yazarsak 5 eksi 3 2 olacak. Diğeri de eksi y üzeri r'miz 3. Hesaplayalım. 5'in üçlü kombinasyonu. 5'ten geriye 3 yazıyorum. 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1. Paydaya da 3'ün faktöriyelini yazıyoruz. Çarp. Şimdi 2x'in karesini alacağız. Her birinin karesini almalıyız. 2'nin karesi çarpı x'in karesi. Eksi y'nin kübü tek kuvvet aldığımız için sonuç yine negatif olacak. Şöyle olacak. Eksi y küp. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 3 sadeleşiyor burada. Sonra 2'ler sadeleşir. Şurada 2 kalır. Şimdi 5 çarpı 2 burası 10. Çarpı şurada 4 var. X kare şurada da eksi y'nin kübü var. Şimdi eksiyi başa alırız. 4 ile 10'u çarparız. 40. Eksi de burada var. Eksi 40. X kare y küp olacak. Şimdi y küplü terimin kat sayısı kaçtır diyor. Kat sayısı istendiği için cevabımız eksi 40 olacak.